jilet yakıyorsun. Teşekkürler. Ekürünü de almışsın yine. Ayağımız alıştı artık. <laughs> Büyük yönetmen, usta yönetmen falan oldu mu Ege hemen bir anda biti veriyor kanalda. <laughs> Takım elbise giydim ya yani, o derece artık. Evet ya böyle bir genel bir şey ciddiyet bürünmüş kanala. Arkadaşlar yani Nolan her dahi gibi her gün aynı şeyleri giyiyormuş. Böyle Steve Jobs gibi işte Mark Zuckerberg gibi falan. Ben de Deli dahi seni. Ben sinemanın <laughs> büyük bir dahi çocuğuyum. Ben senin şu suratında o kıyafetin içindeki sıkıntını görebiliyorum şu anda. Ben benden ne olur göstereyim mi? Göster. Eyvah eyvah. Hoş geldiniz. <laughs> Kablo yetişmiyor. Ne yapacağız kabloyu? Belli ki dönülmeyen uzak yerde. Bu Inception. Dönülmeyen uzak yer avunur Toteminle daha dün <laughs> yanımdaydın Ne çabuk unutuldu bak Ne güzeldi dönüyor Totemin masada Sanki bana gel diyor Çok uzaklarda Soruyorum seni bütün dreamer'lara belli ki karanlıklar ülkesinde Hoş geldiniz arkadaşlar. Bilmem ona hepsini ama filmleri anlatıyoruz. Yönetmenlerimiz var, oyuncularımız var. Çok faydalı bilgiler veriyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Abone olunuz efendim inşallah. Sağ olun. Sağ olun. Ana akım Hollywood sinemasının göz bebeklerinden birini anlatıyoruz bugün. Dünya çapında 5 milyar dolara yakın hasılat yapmış bir yönetmenden bahsediyoruz. Christopher Nolan'ı irdeliyoruz bugün. 1970 yılında Londra'da doğmuş. Hollywood'un birçok A babası gibi İngiliz kökenlidir. Annesi Amerikalı uçuş görevlisi, babası İngiliz bir reklamcıymış. Çocukluğu İngiltere Amerika arasında geçti. İki ülkenin de vatandaşı. Daha 7 yaşındayken babasının 8 mm kamerasıyla action figürlerini filme alıyordu. Alien, Blade Runner, ve gladyatör gibi filmlerden tanıyacağınız usta yönetmen Ridley Scott'ın filmlerini çok seviyordu. Ayrıca filmlerinden de anlayacağınız üzere sıkı bir bilim kurgu takipçisiydi. Star Wars ve Kubrick'in 2001 Space Odyssey filmlerinden etkilenmişti. Amcası NASA'da çalışıyordu. Ona birkaç tane uzay mekiği fırlatma görüntüsü göndermişti. Nolan bunları tekrar kurgulamıştı. 11 yaşında sinemacı olmaya karar verdi. Gençlik yıllarında daha sonra Oscar adayı olacak arkadaşı Rocco Bellic ile sürreel filmler yapıyordu. 1993'te İngiliz dili edebiyatı Mezunu, ...23 yaşında zıpkın gibi delikanlıydı. Yeri gelmişken söyleyeyim... ...Nolan sinema okuluna gitmemiş. Tarantino gibi bak gitmemiş bu da sinema okuluna. İkisi de aynı zamanda filme çekiyorlar. E, dijital kamera karşıtılar yani. Özel efekte de biraz karşıymış değil mi Nolan? Yanlış bilmiyorsam. Batman filminde kullanılan o garip Batman araçlarının çoğu gerçekte yapılmış ve çalışan araçlar. O mesela devasa bir Batman otomobili var ya Tumblr diyorlar. O görüntülerin hepsi gerçekmiş yani. Şeyi de gördüm ben. Mesela Inception'ın setlerini o dönen platformları falan gerçekten yapmışlar. Onlar da CGI değil yani. Ama bir noktada kullanılabileceği yere kadar da kullanıyor galiba. Interstellar'da da var çünkü visual effects. Var da tercih etmiyor diyelim. <laughs> Zaten kendisi de hani dijitalle çok arası yok. Oraya geleceğim. Devam. Bir yandan kendi bağımsız projelerini çekiyor. Bir yandan da kurumsal video işleri yapıyordu. Metin yazarlığı, kamera operatörlüğü gibi görevlerde bulunmuştu. 97'de Doodle Buck isimli kısa bir film çekti. Film dairesinin içinde elinde ayakkabıyla böcek kovalayan bir adamı anlatıyordu. Bu biraz spoiler olacak. Adam böceği öldürdüğünde kendisinin küçük versiyonu olduğunun fark varacaktı. Daha o dönemden kafası değişikti. 90'ların sonuna kadar kayda değer bir başarı elde edemedi. O dönemi rap mektupları yığını dönemi olarak anıyordu. Festivallerden, yapımcılardan sürekli olumsuz cevap alıyordu. 98 yılında ilk uzun metrajı Following yani takibi çekti. Bu film için esin kaynağı evine giren hırsızlardı. Neden bunu yaptıklarına dair kafa yordu ve Following ortaya çıktı. Bu filmi tamamen kendi imkanlarıyla 6000 dolar bütçeyle yapmıştı. Ekibin büyük bir kısmı başka işleri olan insanlardı. Hafta sonlarında vakit buldukça çekim yapabiliyorlardı. Bu sebeple filmin tamamlanması bir yılı bulmuştu. Nolan hem yönetti hem çekti hem de kurguladı. Birçok festivalden ödülle döndü ve eleştirmenlerden oldukça iyi yorumlar aldı. Bugün dahi ucuza mal edilmiş iyi filmler listelerinde üst sıralarda yer alıyor. Bu filmi şeyde göstermişler Hong Kong Film Festivali'nde Gösterimden sonra para toplamış herif. Baya inanmış ama ya helal olsun yani. Bir yıl boyunca filmin çekilmesi sonra Hong Kong'da para toplaması falan yani. Baya baş koymuş herif bu işlere. Ben saygı duydum. Biraz sevmiyordum bu büyük bütçelerle özellikle böyle dijital kameraya sallamasını da herifin böyle bir geçmişi varmış. Şöyle söyleyeyim ama çok kısa zamanda çok büyük bütçelere ulaşabilecek duruma geliyor. Adamın bu çalışması, kanırtması işine yarıyor yani. Geleceğim. Devam. Inception'da DiCaprio'nun oynadığı Cobb'un soyadı bu filmde yine başka bir hırsıza verilmişti. Cobb'un soyadının ünlü mimar Henry Cobb'dan alıntılandığı rastladığım bilgiler arasında. Nolan'ın zaman çizgisi doğrusal akmayan kurgusu bu filmde de vardı. Şu sahnede kapının üzerinde Batman sticker görüyorduk. Nolan ve birçok filmde senaryoya birlikte imza atacakları kardeşi daha çocuk yaştan Batman çizgi romanları tutkunuydu. Takibin başarısı Nolan'ın elini güçlendirdi. İkinci filmi yapmak için önünde bir engel yoktu. Memento iki sene sonra geldi. Favori listelerinin vazgeçilmezi olacaktı. Bu kez abisini veya eşini filmde oynatmak durumunda değildi. Gerçi sonradan çocuğunu Inception'da oynatmışlığı var ama olsun. Artık zevk için eşini dostunu filmlerde oynatıyordu. 98'de 6000 dolara film çekmişti çeken yönetmenimiz Memento için 9 milyon dolar bütçeye sahipti. Başrolde Guy Pearce ve Matrix'ten tanıdığımız Kerian Moss ve Joe Pantoliano vardı. Kerian Moss'un da en parlak dönemiydi. Bir yıl önce Matrix'te oynamıştı. Nolan da performansından çok memnundu. Role çok şey kattı diyordu. Kerian Moss gibi Guy Pearce da filme çok şey katmıştı. Filmdeki dış seslerin büyük kısmını doğaçlamıştı. Beni Matrix videosunda benzettiğiniz Pantoliano'yu da Kerian Moss önermişti. Ben o kadar çirkin miyim ya? Yo bence gayet çıktısın abi. Teşekkür ederim. Ayrıca bence benzemiyorsun ya. Kim benzetmiş onları ya? Aa, abi birkaç kişi hem de ya. O işte şerefsizin aynısı falan demişler hatta. <laughs> Seni ona benzetenler gitsinler göz doktoruna görünsünler kardeşim. O kadar. Yıkamazlar. Devam. Devam. Memento, Nolan'ın kardeşinin kısa hikayesinden oluşmuş bir senaryoydu. Nolan hikayeyi tersten akıtıyordu. Zaman ve mekanla oynama arzusu birçok filminde görüldüğü gibi bu filmde de ayan beyan ortadaydı. Yine bilimsel referanslar da filmin içindeydi. Guy Pearce'ın oynadığı karakter ender rastlanan bir unutkanlık hastalığına yakalanmıştı. Bu hastalığın paralelinde flashbackler Nolan'ın kurgusunu destekliyordu. Filmi anlamak birçok kişi için çok zordu. Röportajlarda çokça konuşulan bir konuydu. Filmin akışını anlamak zor demişken Memento'nun zaman çizelgesini şuraya koyayım da beyniniz yansın. Filmin yapısı sinema çevrelerini ve seyirciyi etkilemişti. Bu sayede Nolan'ın zekası övülmeye başlandı. 2002'de başrollerinde Al Pacino, Robin Williams ve Hilary Swank'in olduğu Insomnia geldi. Başrollerin üçü de Oscar ödüllüydü. Uykusuz 97 yapımın bir Norveç filminin remake. I. Yani yeniden çekilmiş haliydi. İklim ve doku benzerliği nedeniyle Kanada'da çekilmişti. Arkadaşlar İskandinav filmlerinin ya da Avrupa filmlerinin Hollywood'da karşılığı olan uyarlamalarını, remake'lerini izlemek keyifli oldu. Konu oraya gelmişken buradan Ejderha Dövmeli Kız filmini de önerelim. Farklı algıya sahip sinemacılardan aynı filmleri izlemeyi seviyorsanız, sizin de bildiğiniz örnekler varsa Yorumlara bekliyoruz. Nolan'ın bu kez 44 milyon dolar bütçesi vardı. 98'de 6 bin dolara film çeken, festivallerde para toplayan adam 4 senede buralara gelmişti. Insomnia yani uykusuz aynı zamanda Nolan'ın en olaysız filmlerinden biri. Yani senaryoda kandırmacalı, sürprizli çok fazla bir numarası yok. Uyarlama olması itibariyle de diğer Nolan filmlerinden ayrı bir noktada duruyor. Yine de uykusuz sinema çevrelerinden tam not almıştı. 2005'te Nolan'ın sinematik becerileri Batman'le buluştu. Batman o döneme kadar belirli kalıpların dışına çıkmayan bir süper kahramandı. 1943, 49 ve 66'da bugün bile esprisi yapılan Batman filmleri çekilmiş. 90'ların başı itibariyle de Tim Burton'dan iki tane Batman filmi izlemiştik. Tim Burton demişken aklınıza gelen ilk bir kişiyi söyleyin lütfen. İkinciye gerek yok. Evet, Johnny Depp. Videosu da şurada. Bak <laughs> Tim Burton'ın sinematik evreninde çizgi roman dünyasına yakın bir estetiğe sahipti. Nolan, çocukluğunun kahramanı Batman'i hayatın içinden biri olarak ele almıştı. Tim Burton'ın Batmobile'i böyleyken Nolan'ın Batmobile'i aha da böyleydi. Senaryosunda da tabii ki farkını ortaya koyacaktı. Senaryoda Dark City'den tanıdığımız David Goyer da pay sahibiydi. Nolan'ın kardeşi David Goyer ve Nolan'ın kendisi neredeyse bütün filmlerde senaryoda birlikte çalışacaklardı. Bu filmde Batman'i daha çok suçluların gözünden görüyorduk. Bu açıdan iyi bir iş çıkarmışlardı. Kötü karakterlerin bakış açısına değer vermek Hollywood içinde pek rastlanmayan bir yaklaşımdı. İlk filmde Batman rolü için Heath Ledger düşürülmüş Şükürler olsun ki bu karardan dönülmüştü. İkinci filmde Joker rolüyle projeye dahil olacak ve sinema tarihinin unutulmazları arasına girecekti. Nolan, Batman filminin özel gösterimine bütün Blade Runner ekibini davet etmiş ve hayran olduğu ekibe kendi filmini izletmişti. Normalde basit sahneler Second Unit denilen ikinci bir ekibe devredilir ve bu sayede program rahatlatılır. Nolan bu yönteme başvurmayıp en kolayından en zoruna tüm sahneleri kendisi çekmişti. Bu sebeple filmin çekimleri tam 129 gün sürdü. Batman üçleme Gişe'de büyük başarı elde etti. Bunun en büyük sebeplerinden biri her yaş grubuna hitap etmesiydi. Bu Nolan'ın özellikle tercih ettiği bir şeydi. Filmde kanlı sahneler ajite edilmemişti. PG-13 kategorisine dahil olan ilk Nolan filmiydi. Yani Parental Guide 13. 13 yaş üstü seyirci izleyebiliyordu. 13 yaş altı içinse ebeveynler uyarılıyordu. Bundan sonra IMDB'de film bakarken aklınızda olsun. İşte filmin isminin hemen sol alt köşesinde bu veriye ulaşabilirsiniz. Tam satmalık bir bilgi. Tabi bu denli suç ve şiddet öğeleri içeren bir film için bu standartlar tartışma konusu. Fakat şu da bir gerçek ki Nolan genel seyirciye ulaşmayı başarmış. Bu sayede çok büyük paralar kazanmıştı. İlk Batman filmi Batman ismini taşıyan serinin tek filmiydi. Atmos atmosferi, tasarım ve senaryosuyla Batman'i kalıpların dışına çıkarmıştı. Üçlemenin diğer iki filminde Batman'i Kara Şövalye olarak anmıştı. Alın bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Filmin müziklerini yapan Hans Zimmer ve James Howard şarkıların isimleriyle akrostiş yapmışlardı. Batman yazmışlardı. Buraya da koyuyorum. Batman'den hemen bir yıl sonra Prestige vizyondaydı. O dönem filmi izleyenler için çarpıcı ve sürprizli bir senaryoydu. Prestige büyük prodüksiyondu. Hugh Jackman, Batman'den Christian Bale, Michael Caine, Yüzüklerin Efendisi'nde Gollum'a hayat veren usta oyuncu Andy Serkis ve güzellerin en hoşu Scarlett Johansson. Hepsi bu projedeydi. Müzisyen David Bowie bile bu filmde oynamıştı. Hatırlarsanız Tesla'yı oynuyordu. Bu filmle ilgili dikkat çekici bir bilgi de şöyle. Hem Prestige'de hem de Batman Kara Şövalye'de karakterlerin iki tarafı turu olan paraları vardı. Batman Kara Şövalye'de Harvey Dent, Prestige'de Alfred Borden. Prestige aslında roman uyarlamasıydı. Ama Nolan screenplay yani senaryo dönüştürme işinde oldukça iyi bir iş çıkarmıştı. Zaten romanın yazarı Nolan'dan önce romanı uyarlamak isteyen Sam Mendes'e projeyi kaptırmamıştı. Memento ve takipten tanıdığı ve beğendiği Nolan'ın romanını çekmesini istiyordu. Film sanayi ve teknoloji alanında büyük atılımların yapıldığı Victoria döneminde geçiyordu. Bu dönemin ruhu illüzyon aracılığıyla keyifli bir biçimde yansıtılmıştı. 2009'a gelindiğinde Dark Knight yani Kara Şövalye ile aklımıza almıştı. Bugün hala tüm zamanların en iyi filmleri arasında gösterilen ve soluksuz izlenen bu film Nolan'ın ustalık projesiydi. Birçok dalda Oscar aday olmuş, en iyi yardımcı erkek ve ses tasarımı Oscar almıştı. İlk kez bir Batman filmi Joker'i irdeliyordu. Az önce belirttiğimiz üzere suçlunun bakış açısını da değerlendiren bir yapımdı. Joker videosunda da bahsettiğimiz üzere Joker karakterinin geçmişi karanlık bırakılmış, bu sayede Joker'in eylemlerinde bir neden sonuç ilişkisi kurulmaması sağlanmıştı. Nolan'ın ilk Batman filmi için konuştuğumuz Batman'in gerçek hayata yaklaştırılması Dark Knight filmi için de geçerliydi. Gotham City için modern referans kullanıyordu Batman, Lamborghini, Murcielago kullanıyordu. Lamborghini modellerinin isimlerini boğalara verilen isimlerden seçiyorlar. Öyle bir gelenekleri var. İspanya'daki bir boğa çiftliğindeki boğaların isimleri bunlar. Diablo diye boğa mı var yani? Aynen. Şeytan. Devam. Bat Suite, Nolan'ın isteğiyle yeniden tasarlanmıştı. Bana göre çok mantıklı bir müdahaleydi. Çünkü önceden çekilen Batman filmlerinde Batman kostümü sebebiyle boynunu oynatamıyordu. Nolan sağ olsun Batman'in boynunu oynatmasını sağlamıştı. Önceki dövüş sahneleri de biraz komikti. Onları da şuraya koyuyorum. Kara Şövalye 1 milyar dolar gişe yapmıştı. Atmosferi, prodüksiyonu, oyunculuklarıyla tarihe geçmişti. Abi ben filmi sinemada izledim. Kara Şövalye ismini de şey sandım, telif sorunu sandım tamam mı? İzliyorum falan diyorum ya diyorum bunlar da Batman'in ismini alamamışlar. Hiçbir bilgim yok. Ve o kadar bir erdem ki yani o kadar bilgisiz gidip öyle bir filmle karşılaşmak. Ulan bir girdik bir izledik aklım gitti dedim bu ne? Ne oluyor hayırdır? Hitler'e falan bir de o zamanlar böyle oyunculuk yapmaya başlayalı 3 sene falan olmuştu. Böyle en ateşli zamanda Hitler'i izledim. Aman tanrım dedim ya bu ne yani hayırdır falan. Acayipti ya. Abi adamlar hakikaten yeni bir janra açtılar yani bu özellikle bu Marvel fırtınasının ortasında her şey böyle patlamalı büyük prodüksiyon CGI onun tam karşısında da Nolan'ın Batman üçlemesi daha böyle insani herkes dumur olmuştu ya. Babamlar da mesela Batman olsa gideceklerini zannetmiyorum ama mesela annemle ikisi gidip izlemişlerdi. Marvel bölümünü arada yazmaya devam ediyorum işte. Orada o Stanley'nin yaptığı bir şey yani içimizden kahramanlar çıkarması. Mesela Spider-Man işte bir öğrencidir, işte örümcek sokar, Spider-Man olur falan filan. Ama mesela DC'nin kahramanları işte Superman başka bir evrenden gelir. İçimizden biri gibi göstermek, hani daha böyle gerçek hayata çekmek onu. Öyle bir şey yapınca ne olun? çok güzel izlenilmesi bir şey çıktı ortaya yani. Ve tabii Heath Ledger yani o inanılmaz bir performanstı ya. Devam. Arkadaşlar Dark Knight ile ilgili söylenecek çok şey var. Ayrıca bir bölüm yaparız diyorum. Burada kesiyorum. Kara Şövalye'nin üzerinden sadece 1-2 yıl geçmişti. Inception yani başlangıç vizyona girdi. Ben o dönem öğrenciydim. Hem sinemacıların hem de sade izleyicinin filmi izlediği an çarpıldığını dün gibi hatırlıyorum. Sevgili dostum Fırat, Matrix'ten sonra çekilen onun türevi olan filmler taklitçilikten öteye geçemez diyordu. Inception'ı Matrix'in türevi olarak gösterebiliriz belki. Rüyalar, uyku hali, gerçeklik algısı, bunların üzerinden kandırılmak gibi kavramlar filmin merkezindeydi. Öte yandan yine her yerinden ustalık akan bir filmdi. Artık şu setleri kuracak ve 5 ülkede çekim yapacak paraları vardı. Paprika isimli bir animeden de filmle ilgili etkilenildiği söyleniyor. Nolan daha 2000'lerin başında bu fikri düşünmüş fakat senaryoya dönüştürmemişti. Senaryo olarak kağıda aktarılması için neredeyse 10 yıl geçmesi gerekecekti. Buradan senaryo fikri olan dostlarımıza moral vermiş olalım. Filmdeki rüya içindeki rüya konsepti James Bond serisinin Kraliçe'nin Hizmetinde filminden etkilenerek oluşturulmuştu. James Bond videomuz için sizi şöyle alalım. Sen South Park'ın Inception bölümünü izledin mi Orkan? İzledim ya. O dönem hatta sen mi önermiştin? Öyle bir şeyler olmuştu. Bölümde irdeledikleri gibi South Parkçıların. Yani, yani nasıl diyor rüyadan rüyaya geçersiniz? Çok saçma bu diyor herif. O da, o da diyor ki yani bunu anlayamazsın çünkü o kadar akıllı değilsin diyor. Aslında Nolan da bütün seyircisine her filminde bunu söylüyor yani. Şey bile anlamamış. Michael Caine bile anlamamış abi. Nolan da Michael Caine'e şey demiş. Senin olduğun sahneler gerçek demiş. Tamam mı? Tamam mı? Sen böyle oyna. Hadi bakayım falan yapmış. Erhan bizim bir arkadaşımız bu işte rüya bilmem ne falan öyle filmleri çok sever. O şey dedi ulan dedi rüyaya öyle girilir mi dedi. Taramalı tüfekler, jipler falan filan. O dedi öyle bir dünya mı falan. Hoş geldiniz. Abone olalım. Abone. Lütfen siz de siz de abone olalım lütfen. Devam. DiCaprio performansıyla göz doldurmuştu. Nolan'ın her filminde yer alan yol arkadaşı, yapımcısı, eşi Emma Thomas'ın da kop için ilk tercihi DiCaprio'ydu. Filmin en akılda kalan tematik özelliklerinden biri müziğiydi. Edith Piaf'ın No Jogger Gürüdürgen şarkısıyla biten film seyirciye de filmin rüyasından uyanması gerektiğini hatırlatıyordu. Film soluksuz bir 2 saat 28 dakika sunarken Edith Piaf'ın şarkısı da 2 dakika 28 saniyeydi. Alın bu bilgiyle de ne yaparsanız yapın. Filmin sonu Hollywood filmlerinde az görülen bir şekilde havada bitiyordu. Inception ile ilgili Kara Şövalye ve diğer Nolan filmlerine nazaran söylenecek çok şey var. Fakat bu bölüm Nolan'ı anlattığımız için kısa geçeceğim. İleride Inception bölümü yaparsak videosunu buraya koyarım. Sonuç olarak Inception gerçekten çarpıcıydı. Bu filmde 800 küsür milyon dolar hasılatla yine bileşenlerini zengin etmişti. 2012'de Kara Şövalye üçlemesinin son filmi geldi. Dark Knight Rises. Yani Kara Şövalye yükseliyor seriye son noktayı koydu. Ben karakteriyle Tom Hardy'nin ağzını yüzünü kapamışlardı. Bu sebeple Tom Hardy'nin oynaması çok zordu ve Batman aynı Nolan gibi Hardy'nin de çocukluk kahramanıydı. Batman'e yumruk attığı sahnelerde zorlanıyordu. Aynı Batman Kara Şövalye gibi Kara Şövalye yükseliyor filmi de 1 milyar dolar hasılat barajını geçmişti. 2014'e geldiğimizde yine çarpılmıştık. Nolan'ın uzay, zaman, fizikle, müzikle olan derdi bitmiyordu. Interstellar Yine zamanı, mekanı büküyor, geçmişi ve geleceği kurtarmayı dert ediyordu. Memento ve Inception da yine bu eksende filmlerdi. Amerika'nın uzay araştırmalarına eskisi kadar önem vermemesi Nolan'ın canını sıkmıştı ve bu filmi yapmasının sebepleri arasına girmişti. Bu kez ünlü fizikçi Kip Thorne'dan danışmanlık alınmış. Az önce saydığımız uzay, zaman, fizik, müzik konularında çok daha keskin laflar edilmişti. Filmdeki robotlardan birine Kip ismi verilerek Fizikçimiz onore edilmişti. Nolan'ın çokça etkilendiği 2001 uzay macerası ve Star Wars filmlerinin etkilerini bu filmde oldukça fazla görüyorduk. Filmin açtığı bilimsel tartışmalar günlerce gündemde kalmıştı. Ya yani işte can sıkıcı olan o. Ciddi bir öykünme var 2001'e. Yani bu zaten belli, belli yani aynı planları neredeyse çekmiş. Fakat bence şöyle bir sıkıntı var. 2001'in bir felsefesi var. Bu film bu kadar işte fizikçi desteği aldığı için bir sanat eserinden çok daha uzak bir tez gibi bir şey anladın mı? Ya bir yönetmeni sevince abi ya da bir oyuncuyu sevince ben yorumlarda da hissediyorum onu. Nasıl bunu dersiniz falan filan yazıyor insanlar. Yani benim için çok bir şey ifade etmediği için Kubrick hani senin kadar çok böyle severek yorum yapamıyorum ama. Bir tanem o benim. <laughs> Devam. Interstellar 165 milyon dolara çekilip 600 küsür milyon dolar hasılat yapmıştı. 2017'de Nolan bu kez bir savaş filmiyle karşımızdaydı. Dunkirk Nolan'ın birçok filmine göre kısaydı. Sadece 1 saat 46 dakikaydı. Bu filmde de atmosfer oluşturmadaki başarısını sergiliyordu. Efektlerden, aksiyondan, bilimsel dayanaklardan çok buna odaklanmıştı. Ve yine bir yere bir zamana ulaşma arzusu isteği filmin merkezindeydi. Aynı Interstellar gibi. Filmin temel dinamiklerinden İngiliz İltere ve Dunkirk arasında tekneyle yolculuk meselesi bizzat Nolan ve eşi tarafından 92 senesinde denenmişti. Bu yolculuğun tarihsel dayanakları da vardı elbet. Öte yandan Nolan ve eşi bu yolculuğu gerçekten yapmışlardı ve 19 saat sürmüştü. Bu filmi yapma fikri de 92'de gerçekleşen bu yolculukta akıllarına düşmüştü. Bu kez Nolan bize mesele yıldız oyuncu değil gençler der gibiydi. Dunkirk için başrol oyuncusundan bahsetmek pek mümkün değildi. Filmdeki rollerin yoğunluğu homojen dağılmıştı. Nolan geniş planların kalitesi öncelikli olmak üzere muhtelif sebeplerle Panavision kamera kullanmıştı. Aynı kamera benim aşırı sevdiğim The Master ve Tarantino'nun Hateful Eight filminde kullanıldı. Tarantino videomuzda buradan önerelim. Tarantino son 10 yılda en beğendiği filmler arasında Dunkirk'ü gösteriyordu. Bu kez yalın bir hikaye oluşturulmuştu. Nolan yine havasını atıyordu. Benim bütün olayım kompleks senaryolar değil diyordu. Ege burada sana cevap vermiş işte. Demiş ki hani benim olayım öyle aksiyon aksiyon bilmem değil atmosfer de yaratırım. Her şeyi yaparım ulan falan yapmış. Abi iyi film cidden ya. Ben bunu Ankara'da izlemiştim. Sonra kesmedi. Geldim burada bir de IMAX'te izledim. Oh. Çünkü IMAX filmi tam yani IMAX'te izlenmesi gereken bir film. Ve olacak iş değil yani. Ritim ve müzik hiç durmuyor mesela film boyu. Bu mesela çok kişi yapamaz yani. Çok kişinin harcı değil. İyi de öldür. Hakkını ver. <laughs> <laughs> Öldürdüğüm yi de Christopher olun Allah kahretsin. <laughs> Ben kimim diye. Devam. 2020 itibariyle Nolan yeni bir filmle karşımızda olacak. Tenet, Temmuz 2020'de vizyona girecek diye konuşulmuştu. Nolan'ın en pahalı filmi olarak gösteriliyor ve teknik açıdan birçok denemenin yapıldığı söyleniyor. Heyecanla bekliyoruz. Devam. IMDB'nin en iyi 250 filmi arasında en az 7-8 tane filmi olan toplam hasılatı 5 milyar dolar civarında olan bir sinema efsanesinden bahsettik. Bu kadar başarılarına rağmen nedendir bilinmez yönetmen Oscar'ı alamadı. Golden Globe'u da yoktur. Oscar'da en iyi film ve senaryo Senaryo dallarında 5 adet adaylığı bulunmakta. Filmleri Oscar arasında Nolan'ın önüne geçmiş, 34 adaylık ve 10 civarı ödül almıştır. Nolan teknik açıdan sinemaya çok şey kattı. Ayrıca kalemiyle bilim ve sinemayı buluşturması yıllarca konuşuldu. Bu kadar teknoloji ve bilim konularını gündeme getiren adam e-mail kullanmıyormuş. Senaryoları daktiloyla yazıyormuş. Dijital kamerayla film çekmeyi kesin bir dille reddediyormuş. Arkadaşlar siz de kanala bir şeyler katmak isterseniz bu videoda gördüğünüz eksikleri aşağıda yorumda belirtebilirsiniz. 2500 kelime metin yazıyorum. Benim de hatalarım olabilir. Düzgün bir dille yazılan düzeltmeleri aşağı pinleyeceğim. Bildiklerimizle birbirimizi ezmenin değil, beraber öğrenmenin ön planda olduğu bir kanalın peşindeyiz. Bu videoda anlatmak istediğimiz üzere Nolan bize şunu gösterdi. Ana akımın en büyük temsilcilerinden biri olup ana akıma ters gelecek işler yapabilirsiniz. Umarım biz de beraberce YouTube'da aynı şeyleri yapabiliriz. Arkadaşlar son sözleriniz var mı? Ya tabii Hollywood sinemasının çok önemli bir yönetmeni. Dolayısıyla takip ediyorum. Ama hani bu kadar yoruma kapalı bir sinema yapması beni çok kendine çekmiyor. Inception'dan sonrası kayıp. Olmadı. Yok. Bu Tenet son şansı. Ben sana söyleyeyim hoca. Bugün bugün yine yargı dağıttık ya gerçekten. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bizden bu kadar. Yorumlarınız varsa yazın. Görüşürüz. Bye. Az önce saydığımız uzay zaman, uzay zaman. Kes kes suyu <laughs> Bunu böyle yapandan sinema dinlemek ne kadar mantıklı bilemiyorum ama arkadaşlar hoş Biliyorum. geldiniz. Hoş geldiniz.